tiyatro ve sinemayla, gezi programlarıyla şen şakrak, tuval ve boyalarla rengarenk bir dünyası var onun. Bir de misafirperver, bir de hoş sohbet. Biz evinin kapısını çaldık, o dünyasını açtı. Gafur Uzuner, güler yüzüne hem aşina hem hayran olduğumuz insan. Bahçesi de çok güzel, gelsenize. Şu anda biz bir ressamla üretimine her şartta devam etmeye gayret eden bir ressamla birlikteyiz. Ama Gafur Uzuner dediğimizde oyuncu tabii. Unvan olarak, yani meslek olarak. En evet. temelde bu mu? Hangisi? Şimdi şöyle. Tanıştık. Efendim merhaba, memnun oldum. Ben Zeynep, 24'te televizyon. Memnun oldum. Ankara'da Tepeyurt köyünde doğdum, Gölbaşı'nın. Sonra ortaokul için Ankara'ya geldim. Ortaokul, lise Ankara Keçiören, sonra Gazi Üniversitesi Eski Eğitim Enstitüsü resim bölümü mezunuyum. 80'de mezun oldum, yaşımızda oyuncu çıkıyor. Olarak. O arada okula paralel dil tarihin tiyatro kürsüsünden, konservatuvardan hocalarım, eski 3. Devlet Tiyatrosu Halk Eğitim Merkezi'nde 3,5-4 yıl gerçekten şahane bir eğitim aldım. Yani oradaki imkanlarımız muhteşemdi. Teknik anlamda mı, tecrübe olarak mı? Nasıldı oradan? Tecrübe, bir anlatsanıza tecrübe bize. Olarak da şimdi şöyle, bir kere zaten çok heveslisiniz. Yani hem resim yapıyorsunuz, hem okuldaki piyeslerde oynuyorsunuz. İşte genç kültür merkezi var, orada bir şeyler oynuyorsunuz. Sonra bu işi bilen insanlarla beraber bildiğiniz oyunların içinde oyuncu olarak varsınız. Ve oynayarak öğreniyorsunuz. Mesela birinci eğitimim oradaydı ama esası... Gazi'nin resim bölümünü bitirdikten neredeyse 5-6 gün sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da tesadüf bir şov dünyasında bir işte olmak için geldim. Gece bir yere gittim. Orada beni sahneye davet ettiler. Yani Anadolu'nun bağrından kopmuş, gelmiş gariban bir köylü çocuğu. Sahneye çıktım, heyecanlıyım. Işıklar var, karanlık. Sonra orada bir iki bir şey yaptım. Görüyorsunuz yani, satıcı her yerde geçiyor. Çarşı, pazar, yoldan geçenler. Evet, bunlar da özlediğimiz sesler, evet, biliyor musunuz? Bakmayın. Sonuçta sahneye çıktım. Kendimce bir takım numaralar yapıyorum. Televizyona da yeni çıkmışım. Bir yetenek yarışmasına katılmış idim. Öğrencilik sırasında mı, bitince mi o? Üniversiteye girmeden. Aa, çok evet. erken bir dönemde o üniversiteye zaman. Üniversiteye girmeden ben yetenek yarışmasına girmiştim. Orada dikkati çektim. Televizyon çok erken başladı. Yani ben üniversiteye girmeden, daha 16'lı 17 yaşlarımda televizyonda... Kronolojik biraz... olarak önce televizyoncu, evet. sonra ressam, sonra evet. oyuncu gibi evet, gelmiş. Biraz öyle gitti, aynen öyle gitti. Ama televizyonda yetenek yarışmasına girdiğimde şey yapıyordum. Yani tiyatroyla falan ilgileniyordum. Hı-hı. Okuldaki temsillerde oynuyordum. Sonra işte o yarışmada dikkati çektiğim için üniversite bitip oraya gelince sahneye davet ettiler. Orada da o dönem müzikaller var. Egemen Bostancı, Allah rahmet eylesin. Egemen Bey ile Erol Sima abi de o seyircinin arasındaymış ama benim haberim yok. Hı hı. Tabii beni söylemesine çok beğenmişler. Bu şans işte. Hakikaten şans. Yani benim Egemen Bey'e ulaşmam mümkün değil o günkü imkanlarımla. Bana iş teklif etti o gün orada sahneden indikten sonra. Ve inanılmaz imkanlarla 1981'de Şan'da müzikallerde oynamaya başladım. Aklınıza kim gelirse yani. Adile Naşit, Şener Şen, Müjdat Gezen, Ferran Kutman, Ahmet Gülhan, Ayşen Guruda, Erol Evgin, gelişigüzel sayıyorum. Gençler Uğur Yücel, Yasemin Yalçın, Demet Akbağ, Mehmet Ali Erbil. Daha kimler? Nevra Serezler. Esas yok, eğitim orası işte. Hangi oyunlarda? Çünkü şöyle bir şey var. Bahsettiğiniz değişim dönüşüm o kadar hızlı ki, az önce bugün tabii. resim çalışmalarınızı dijital ortamda artık aynen. meraklarıyla paylaştığınızı söylediniz ama sahne diye bir şey var. Televizyon ortaya çıkılması zor ama göründükten sonra çok avantajlı bir şeye getiriyor sizi ve müzikaller var. Evet. Şimdi onların hepsi aslında dijitallerde var yani. Yani bazıları var tabii. Mecralarında bazıları var. Mesela Artiz Mektebi var. Artiz Mektebi var. O oyunları bahsedelim yani, kulakta kalsın. Tamam. Şimdi ilk oyunum benim. Bilen hasret gidersin, bilmeyen evet. öğrensin diye tabii. söylüyorum. İyi olur, teşekkür ederim. Şimdi ilk oyunum Haldun Dorman ile rahmetli Metin Serezli'nin birlikte sahneye koydukları müzikal Kahkaha idi. İşte kimler vardı? Mesela Orhan Boran vardı. Hı hı. Bir dönemin efsanesidir yani. Orhan Boran
Selma Güner yine sinemadan. Huysuz Virjin Seyfi Dursun oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ve İsmet Ay çok 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 oyuncular çok önemli. Sonra dans konusunda ülkenin operada, balede hep başrolleri oynamış dansçıları. İşte yönetmen Haldun Dormen ki benim hayatımda bana çok katkı sağlamış, çok değerli hocamdır. Ona da hürmetlerimi iletiyorum. İlk öyle başladım. Müzikal KK. Sonra arkasından Şensaz'ın Bülbülleri yine Haldun Dormen'in yazıp yönettiği. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda Haldun Hoca yönetmişti. Ben o zaman oraya henüz gelmemiştim. İlk oyunlarıdır. Şensaz'ın Bülbülleri'nde oynadım. Bir müzikaldi. Deminki saydığım isimlerin çoğu müzikalde var idi. Ondan sonra şimdi tabii hayatta bunlar var bu. Bu hurdacılar yalnız sesleri. Doğanın içinde bu hurdacılar ne arar onu da bir türlü anlamam yani. Bir şey de yok, ev de yok burada. Bağırıyorlar. Bunlar da ekmeğinin peşinde herhalde. Allah işlerini rast getirsin. Sonuçta Şensaz'ın Bülbülleri. Sonra o dönemin devlet tiyatrolarının genel sanat yönetmeni, genel müdürü Ergün Orbey rahmetli yönetmişti. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Haldun Taner'in bir oyunu. Sonra Schweik, Şener Şen'le oynama şerefine nail oldum. Şener abi oynuyordu. Benim ustamdır ve her yönüyle örnek bir sanatçıdır. Hani bana kimi örnek aldınız derseniz. O silsileyi evet sormak istediğim Şener şeylerden Şen'e biriydi. Örnek aldım. Yani hem insan olarak yani bir etrafındaki. Ha, sadece aktörlerinden bahsetmiyorsunuz. Tabii, yani bizle iletişimi, oradaki duruşu, sahnenin üstündeki performansı, işiyle ilgili disiplini, öğrenilecek çok şey olan bir aktörden bahsediyorum. Allah ömrünü uzun etsin. Aynen. Şener abiyle çalıştım. Başar Sabuncu koymuştu sahneye. Schweik Hitler'e karşı diye. Tabii bunların hepsi deneyim. Dans ediyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, eğitiliyorsunuz. Yani benim en önemli eğitimim orada. Sonra Artiz Mektebi. Kandemir Konduk yazmış idi. Müjdat Gezen, Perran Kutman, işte Yasemin Yalçınlar, Demet Akbağlar. Biz daha genciz o dönem. Öğrenci oynuyoruz. İşte tekerleme faslı o dönemden hayatımıza girdi sonra. Sizinle konuşurken kendimi tutamayıp söylediğim şeylerden biri de hakikaten şu çıplak kulakla ben dinlemek, duymak istiyorum onu. Çünkü yine dediğim gibi bilen hasret gidersin, bilmeyen duysun, duysun nasıl söylenir, nasıl telaffuz edilir diye. Çünkü çok akıcı, çok eğlenceli, çok hoş aynı zamanda. Bizim bakarak okumakta güçlük çektiğimiz, takipte güçlük çektiğimiz o şeyleri Gafur Sunar öyle rahatlıkla söylüyor ki. Sağ olun, eksik olmayın. Size güzel bakışınız. Şimdi Zeynep Hanım şöyle bir şey. Tabii sonuçta tiyatroda bir rol var, onu oynuyorsunuz. Hı hı. Ben de orada işte Müjdat Gezen'in, Perran Kutman'ın öğrencilerinden biriyim Artiz Mektebi'nde. Bir sınıf, evet. Bir sınıftayız. Şimdi Müjdat Hoca bizi, Mehmet Ali'yi, Yasemin'i, Demet'i, beni şeye kaldırıyor. Tekerlemeler söyletiyor. İşte herkes birer tane bir şey söylüyor. Sıra bana geldi. Ben de tabii yeni oyuncuyum. Böyle bir de kendimi göstermem lazım filan. Burada dedim ki bir öneri yaptım. Hem yazara hem Müjdat Hoca'ya. Dedim ki hocam ben K harfiyle bir tekerleme sorsanız bana. Ben de şöyle bir tekerleme söylesem dedim. Dedi ki nasıl bir şey dedi. İşte şöyle dedim. Şöyle bir tekerlemeydi. Bir saniye. Evet. Konya Karaman'da kazancını kaşıkçılıkla kar ederek karşılayan Kalabalık Kozanlı Köyü'nden Kantarcıların Karakafalı Kolcu Kemal'in Kıvırcık Kirpikli karısı, Keşanlı Kamile'nin Kalleş kardeşi Kırşehir'de kalem katipliğinden kovulma Kabzumal Kerim'in kaynı Kıptı Kilerneçi Kazım'ın kızı kalın kaşlı Kıllı Kadriye, kütük kalçalı kaynanasını kandırmayı kurarken kucağındaki kocaman kuyruklu kedinin böyle devam ediyor. Yani ben evet hızlı, saatime bakıyorum arada çayımı filan. Hızlı söylediğim zaman daha seri gidiyor bu. Bazen böyle bir de unuttum tabii çok zaman geçti. Bu böyle devam eden bir tekerleme. Müjdat abi dedi ki bak bunda en az 3 kere alkış alırsın. Söylediğimin ikimisi de daha var arkası. Dinlerken nefesimiz kesiliyor. Sizin nefesiniz okurken kesilmiyor. Alamazsam ben aldıracağım alkışı dedi. Bir de öyle tabii ustaların öyle şeyleri de var. Sonuçta önerimi kabul ettiler. Bu da aslında Hasan Pulur'un rahmetlinin Olaylar ve insanlarda eskiden memurlar boşluklarında canları sıkılıyormuş, iş yok. İşte bir harf söylüyor, A'dan tekerleme üretelim. E'den böyle üretilmiş bir tekerlemeyi ben biraz geliştirip uzatarak kendimce başka bir yere getirdim. Sonra o tekerleme benim üstüme Karadenizlilik burundan dolayı nasıl yapıştıysa
tekerleme de yapıştı. Sonra zamanlarda bazı programların içinde de tekerlemeleri, evet, farklı tekerlemeleri kullandım. Evet. Günün şartları içinde çeşitli çalışmalar genç arkadaşlar da, daha genç arkadaşlar da yapıyorlar, ediyorlar ama sizin bu performansa söylediğiniz şey günün şartlarını böyle aynen deyip kenara çekilebilirler. Ya şey, aynen. Çalıştığınız zaman ben onu diyorum, yani bu nasıl olur? Bazen bir isim ezberleyemiyoruz ama çalıştığınız zaman ezberlersiniz. Mesela şimdi Allah rahmet eylesin, hani bir şimdi Kekere Mekere Şu Tarlaya Bozbaşlıklı Zeki Müren'in söylediği tekerleme. Türkiye'de en uzun tekerleme o zannedilir. Ama açıkçası en uzun tekerleme sizinki benim söylediğim kağlı tekerlemedir. O çok zor bir şeydi. Yine rahmet istediği insanlar program vesile oluyor. Profesör Orhan Kural vardı, çevreci falan. Evet. O bir ara şey yaptı burada, bir program yaptı Guinness'le ilgili. Mesela İngilizce olmadığı için Guinness'e giremedi bu tekerlemenin uzunu. Söylediğim az söyledim de. Yani öyle iddialı, yani bayağı uzun bir tekerleme. Sonra da hayatımıza girdi, ezberledik. Yerleşti oldu ve kaldı. Sonrasındaki işlerinizde bile zaman dinledik yani bunu, yani sizden. Daha duydum. Başka tekerlemelerle sokakta yarışmalar yaptım mesela. Hediyeler verdim vesaire. Söyle Yakıştır diye bir program yaptım. Bana da malzeme, evet, oldu. Evet, evet. Peki 80'li yılların başı, okul bitmiş, imkan, nasip, fırsat, her neyse onlar değerlendirilmiş ve yolunda akmaya başlamış. Şükür. Nasıl hissediyorsunuz o zamanlar kendinizi? O imkana kavuşmak, hani zor diye az önce söylemiştik ya, diyelim ki televizyon, zaten sadece TRT'den bahsedebiliriz, evet, evet, o dönem için. Var olmak zor ama ortaya çıktıktan sonra bilinirlik bugünkünden çok daha fazla diyebiliriz aslında, çok ya da kolay, uzun soluklu. Tabii. Yani ben mesela inanın abartmıyorum. Bir gece çıktım işte o yetenek yarışmasına. Hı hı. Bir fıkra anlattım. Böyle ıslıklı falan bir şey. O fıkrayı bir anlattım. Ben ertesi gün var ya. Aman Allah'ım. Tabii nereden bileyim, gencecik çocuğum. İnanılmaz popüler oldu. O tikli. Ha, tikli, evet, doktor fıkrası. Sonuçta o zaman öyleydi. Bir şey yaptığınız zaman gözden kaçması mümkün değildi. Ama ondan sonrası da şu oluyor tabii. Beklentiler büyüyor. O size bir kapı açıyor. O kapıyı, hı hı, yönetmeniz gerekiyor. Şimdi sonuçta ben Anadolu'nun bağrından İstanbul'a gelmişim. Tabii ki mesela bir Haldun Dormen Hoca bana çok yol gösterdi. Başka büyüklerim çok katkı sağladı. Çalıştığım herkesten, genç, yaşlı, hiç fark etmez. Hepsinden bir şey öğrendim. Allah hepsinden razı olsun. Ama şu da oluyordu mesela. Yani bir projede dans etmeniz gerekiyor. Ben öyle dansa yetenekli falan da değilim yani. Ama diyelim ki işte fıkralarda olmasa neye güler insanlar? Omuzlarını sallıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Ben doğal olma, olduğu gibi görünen bir insanım. Sempatiksiniz. Şimdi isim söylemeyeceğim. Düşünün yani, ben daha 21, 22 ya da hadi bilemediniz 23 yaşındayım. Bunu yaptım. Allah rahmet eylesin. Devlet Opera Balesi'nin baş koreografı Oytun Turfan da dedi ki, aferin işte bak böyle gafur gibi sempatik olacaksınız dediler. İyi yapıyor demedi adam, sempatik olacaksınız dedi. Provaya ara verildi. Türkiye'nin tanıdığı iki tane çok önemli aktör. Bakın ben daha gencecik bir çocuğum. Buraya bir yumruk vurdu. Taşralı balet diye. Öteki bu kadar sempatik olma diye. Allah Allah. Şaka bakın, mı ettiler, ciddi mi? Şaka değil ya, maalesef. Arabanın altında kalıyordum üzüntüden, çıktım tiyatrodan. Ya bu abiler, bu ustalar beni takdir etmeliydi. Niye böyle bir şey yaptı insanlar dedim. İnsanoğlu maalesef böyle şeyler yapıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkede bir şey olmak, yani bir şey oldum demiyorum zaten, haşa. Kendimce ekmeğimi bulmaya çalışıyorum. Bu ülkede bir yerden bir yere yol yürümek hiç kolay değil. Hiçbir konuda. Yani ne olurdu ya bana aferin deseydiniz yani. Günlerce ben duygusal adamım. Endişe ettikleri şey ne olabilir? Ne gerçekten bileyim, istenmeyen şey ne olur? Alkışınızı mesela bakın. Bunlar kötü şeyler ama birileri de söylüyor zaten. Ben de söylüyorum. Hangi meslekteniz olursanız olun, iyi insanlar da var. İyi olmayan insanlar da var. Bunu herkes biliyor yani. Üzülüyorsun. Onları iyi anmıyorum. Bakın kötü anıyorum. Değil mi? Haldun Hoca'dan Allah razı olsun diyorum. Şener Hoca'dan Allah razı olsun. Müjdat abi'den oradan buradan diyoruz. Ama adını söylemediğimiz iki tane abi de bizi yumruklamış içimizde. Demek ki bir yerde kalmış o. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir yerden bir yere taşınmak hiç kolay olmadı Zeynep Hanım. Zor oldu ama Allah'a bin şükür. Devam ettiren şey ne oldu peki? Yani ne? Devam ettiren şey, hani bugün diyoruz ya, motivasyon.
sizi ne motive etti? Tabii şimdi şu. Yani şöyle bir küskünlük içine girmeniz de mümkündü. Galiba bu camiaya ait değilim. Hakikaten burada istemiyorum. Yapamayacak mıyım acaba gibi bir endişe olmadı. Yok değil. Bunu yapanlar azınlıkta olduğu için. Hmm. Sizi takdir eden çoğunlukta. Bir de esas sizin kitleniz kim? Seyirci. Şimdi siz çıkıyorsunuz. Zaten bu oyunculuk işi, resim işi, sanat işi bence %100 eğitim alması gereken işler ama esası alanda öğreniyorsunuz. Yani resmi yaptıkça resminiz gelişiyor. İşte pandemide ben kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani yol aldığımı düşünüyorum. Oyunculukta da sahneye çıktığınızda mesela diyelim ki bir espri yapacaksınız. Yanınızda sizle alışverişi olan oyuncu küçük bir hareketle sizin o reaksiyonunuzu kesebilir. Orada öğreniyorsunuz. İkincisinde diyorsunuz ki ya bu şimdi bu numarayı yapacak ben bunu yapayım diyorsunuz. Seyirci sizi kabul ederse tamam diyorsunuz. Ben bu işten ekmeğimi bulabilirim. Bir de zaten gönlünüz, yüreğiniz onu istediği için o işin içindesiniz. Allah'a bin şükür. Tabii ailemden de Allah razı olsun. Yani benim ailemden bu tür piyasaya çıkan ilk sanatçı benim. Bizim ailemiz Anadolu bir aile sonuçta. Benim yanımda durdular. Ben de ekmeğimi bu işten bulup düzenimi kurmayı peki, başardım. Peki almış olduğunuz eğitim veya sonra meslek olarak bunu seçmeniz desteklediler diyorsunuz ama onlar açısından durum neydi, nasıldı? Onlar endişe ettiler mi? Ettiler, veya ne tabii. yapıyor bu çocuk? Bir dakika tabii. Hiç bilmediğimiz bir şey söylüyor. Tabii yani. Etmez olurlar mı? O yüzden de mesela onların gönlünü yapmak için üniversitenin diplomasını alıp yani bitirdik yani. Niye? En azından hiçbir şey yapamazsak resim öğretmenliği yaparız. Çünkü o zaman şimdiki gibi değildi tabii. Siz de mesela anne baba olarak herkes şey ister yani çocuklarının bir güvencesi olsun ister. Dolayısıyla ben de diplomayı aldım. Hatta öğretmenlik tayinim çıktı Samsun'da bir ortaokula resim öğretmeni olarak. Gitmedim tabii geldim işte müzikallerde oynamaya başladım. Benim için doğru yol burasıydı. Evet yani başarı da beraberinde gelince herhalde. O... Yani işte hasbelkader kendimize bir şeyler yapmaya çalıştık. O gerçekten... karşılık olarak ortaya çıkan bir şey. Yani bir emeğin karşılığı gerçekten yani, evet, başarı. Evet. Müzikaller sonra hep tiyatro ile mi devam etti? Şimdi sonra tabii, diğer iş alanları neler oldu? Şimdi neler müzikallerin oldu? Yanı sıra tabii müzikallerde oynarken bir kere vitrindesiniz, görünen bir yerdesiniz, şan tiyatrosundasınız. Hı. Herkesin gelip gittiği bütün yönetmenlerin sinema başladı mesela. Sinemada ama ben şöyleyim biraz, çok disiplinliyim yani. Şükürler olsun bugüne kadar söz verip de gitmediğim herhangi bir prova, herhangi bir çekim, herhangi bir başka bir şey asla yok. Dolayısıyla o filmlere falan ben gidemedim. Yani oyuna gecikirim, işte şu olur, bu olur, mahcup olurum vesaire diye böyle şeyler yaşadım. Dolayısıyla feragat ettiniz bazı şeylerden. Yani bazı şeylerden feragat ettim. Mesela ilk çıkan sinema işleri, ha bir de zamanlama olarak... Mesela Hulki Saner'le karşılaştım şeyde Yeşilçam'da. Tabii ilk çıktığınızda bir insanlara sempatik falan geliyorsunuz böyle. İlk çıkmışsınız, tazesiniz, yeteneğinizi yeni göstermişsiniz. Sokakta böyle karşılaştım, tanımıyorum tabii. Dedi ki delikanlı dur bakalım dedi. Çok böyle Hazı İstanbul beyefendisi bir beydi. Sonra yönetmenim oldu. Bir oyunda beraber çalıştık. Dedi ki ya dedi ben Hulki Saner ama sen geç kaldın ya dedi. Nasıl efendim dedim tabii Hulki Saner deyince tanıdım. Çünkü Erol Büyükburcu'nun işte Sadri Alış'ın, o turist Ömerler, öbür şeyler hepsini, o berduşları falan o çekmiş. Dolayısıyla onlara bir yön tayin etmiş. Hatta en son Ferdi Tayfur'a bile o çıkışını yaptırmış sinemada. Dedi sana ben dedi projeler yapardım ama sen yanlış zamanda geldin. Tam sinemanın kötü şeylerinin yapıldığı bir dönemdi. O yüzden o bazı şeylerden feragat ettim. Daha sonra tabii yoğun bir video furyası oldu. Video filmleri çektiler. Direkt yurt dışına satıyorlar. Çokça Erol Günaydın rahmetli, Ayşen ablalarla falan çok o tür filmlerde oynadım. Daha sonraki zamanlarda sinema filmleri falan oldu bir yığın. Ama mesela en kıymetlisi henüz çıkmamış pandeminin önünde yeni bir şey çektik. Mesela en tazesi olduğu için kıymetli. Tayfun Pirselimoğlu hem yazar hem yönetmendir. Tayfun Hoca sanıyorum 7-8 tane film çekmiştir, belki daha fazladır. Yanlış bir şey söylemiyorum ama hepsinde yurt dışından ödüller almıştır. Biraz böyle kara film, sanat filmi yapar. Benim de yabancısı olduğum bir şeydi ama bana dedi ki seni çok konuşuyorum değil mi? Ev sahibinin bu kadar konuşmaması lütfen lazım. Lütfen zevkle dinliyorum. Akıp gidiyor lütfen. Ona dedi ki ya dedi aradılar beni sağ olsun Vildan Hanım yapımcıyla beraber. Senin dedi doğru kullanıldığını düşünmüyoruz. Yani niye? Ben burnuma bakıyor adam Karadenizli diyor. Oysa ben Ankaralıyım. Hadi gelsin Karadenizli roller falan.
Hoca sağ olsun bana öyle bir rol teklif etmedi. Bayağı bir kara film, sanat filminde ondan sonra bir rol teklif etti. Yani başka mahallenin işi dediğimiz bir işti. Onda oynadık. Festivallerde zaten. Nasıl hissediyorsunuz? Çünkü şunu sormak istiyorum bir taraftan da. Bazen belli konulardaki mesela sempatinizden bahsettiniz ki bu yani seyircinin de aldığı bir şey zaten. Ama bir taraftan... Küçük kapanlarda vardır tabii. Argo tabirle. Estağfurullah diyeceğim ama bir taraftan hayatta bir bütün. Yani şöyle söyleyeyim. Bu çiçeği pembe olduğu için çok seviyor olabilirim. Bir başkası pembeden hoşlanmıyorsa aynı sebepten çiçeği sevmediğini düşünebilir. Dolayısıyla aynı şeye bağlı olarak beğenme beğenmeme tercih durumu değişebilir. O ayrı ama ortak genel bir kanaatten bahsedebiliriz. Şunu düşünüyorum zaman zaman çok yetenekli insanlarla ilgili eğer yeteneklerini ilk aşamada bir alanda bir kanalda ortaya çıkmışsa ondan sonra işin arkası öyle gelebilir. Mesela daha mizahi işlerde daha komedi evet. işlerinde sizi gördük ama hakikaten... Daha farklı bir mecrada akan bir şeyin eksikliğine sebep olmuş olabilir mi bu? Kesinlikle oluyor. Yani mesela şimdi ben... Dramlarda ben görebilir mesela, miydik? Evet. Ben mesela Tatlı Kaçıklar'da bir rol oynuyordum. Güneydoğulu bir karakterdi, Jano. Gerçekten şahaneydi. Bir bölüm misafir olarak girdim. Sonra sağ olsun Türker İnanoğlu, Gafur devam etsin dedi. Ve ben role devam ettim. Keşke onu oynasaydım. Ama aynı zamanda Çiçek Taksi'den biri arkadaşımız ayrılınca o da Karadenizli bir tip oynuyordu. Bana dediler ki orada da Karadenizli oyna. Bir yanda Karadenizli bir yanda doğulu bir vatandaş oynuyorum. Sonra Karadenizli'yi oynadığım yerdeki yönetmenim ona da hakkımı çok helal etmiyorum ayrıca. Beni evet vallahi etmiyorum yani. Çünkü insanlar kendi menfaatleri için bazen başkalarının geleceğiyle ilgili yanlış yerlere gönderebiliyorlar. Mesela adam engel oldu benim öbür taraftaki rolümü oynamama. Hı. Dolayısıyla da ben mecburen o Karadenizli'de gencim yani şey yapamıyorum. Hayır ben bunu oynamak istemiyorum onu oynuyorum diyebilir misiniz? İstikbal kaygınız var. Her bakımdan şey yapamazsınız yani öyle dik durabileceğiniz bir yaş grubu değil. Adam bizim yürüyeceğimiz yolu değiştirdi yani öyle söyleyeyim. Sonra biz onu yönetemedik tabii. Sonuç itibariyle şöyle bir şey oldu. İnsanların kolayına geliyor. Ya bu adam nasıl olsa bunu yapıyor, başkasını aramayalım gibi. Ben mesela bu övünülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir yeteneğim var yani benim. Beden bir enstrüman. Ben mesela hayatımda hiç herhangi bir ilaç kullanmam dramatik bir sahne oynarken. Saniyesinde ağlarım açıkçası yani. Nasıl oluyor bu iş sizin yaptığınızın yoğunlaşıyorsunuz. Dışında? Sizin yaptığınızın dışındaki uygulama ne? Siz nasıl yapıyorsunuz? Ha şimdi şöyle. Ben kendimi kastetmiyorum. Bir yan insan var yani evet. Bunu kendiliğinden yapabilen bir yan. Biz arkadan bilgi alıyoruz şu anda şimdi, tabii ya şöyle şimdi ya zor bir iş yapıyor bütün arkadaşlarım. Hı-hı. Yani 20 kere üst üste nasıl ağlasın yani mümkün mü? Olabilir mi böyle bir şey? Bir kere ağlıyor, iki kere ağlıyor, üç kere ağlıyor. Dördüncüsünde artık bir teknik müdahale var. Detaya gerek yok. O teknik müdahale yapılıyor. Ve o sahne çekiliyor. Herkes biliyor zaten de. Sonuçta ama ben yani genellikle o tür işleri kendi iç ritmimle yoğunlaşarak halledebilen biriyim. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Komedi oynayanların hepsi bila istisna. Özellikle dramatik rolleri var ya uçururlar yani 1000 kere daha iyi oynarlar. Neden? Vallahi komedi daha zor bir şeydir. Ben onu görüyorum ama neden olduğunu bilmiyorum. Çünkü yani dramatik şeylerin içinde o komedinin sıcaklığını da garip bir biçimde o makyajı o resme giydirerek yani dramatik bir şeyin içinde de o duyguyu da çok sağlam verir. Bazen gerekiyor ama işte yani nedense mesela komedide bazı şeyler oyuncuya da zor gelir. Seyirciye kabul ettirmek de daha zordur. Bizim seyircimiz de duygusaldır. Zaten bu teknik olarak da bilinir, yapımcılar falan da bilir. Mesela böyle çok duygusal sahnelerde hepimiz, ben mesleğim bu olduğu zaman bir film seyrederken, televizyonda bir şey seyrederken çokça ağlamışlığım vardır yani. Bu işi yapmanıza rağmen ağlayabiliyor musunuz tabii, gerçekten? Ağlarım. Allah ağlarım. Ama bana ait bir şey zannediyorum çünkü yok, ben zaten ağlak bir adamım. Yani bir çocuk mesela güzel bir şey yapsın televizyonda, bir askerin başına bir şey gelsin ya da çok alakasız bir şey birden çok duygulanırım yani olağan bir şey. Coşkulu yani duygu durumu coşkulu içeride. Bir durum. Evet. Ama bak bu coşkulu durumu adamların bir böyle şey yanı da vardır.
Bunu göstermemek için böyle biraz bazen öfkeli dururlar. Eğlenceli. Falan. Böyle biraz onu bastırırlar öyle. Hepimizde vardır öyle haller. Hangisi yani. Hangisini besliyor acaba? Yani profesyonelliğiniz mi bu işi bu şekilde yönetmeyi kolaylaştırıyor? Yoksa eğlenceli ya da ne bileyim biraz daha mahreme alan, hani saklayan, eğlence olsun yani, ortada diyen tarafınız mı oyunculuğu besliyor? Şimdi şöyle bir şey, bu çok öyle hesabı yapılabilen bir şey değil, içsel bir şey. Duygusal bir şey. Sizi kendiliğinden hayatla ilgili birikimleriniz ve yaratılışınız oraya sürüklüyor. Bir bakıyorsunuz öyle oluyor, bir bakıyorsunuz böyle oluyor. Ama şöyle bir şey olmuyor yani. Ya ben Zeynep Hanım'la sohbet edeceğim, işte burada şöyle yapayım. Ben mesela hayatımda öyle bir şey yapamıyorum. Yaptığım anda yapay oluyor zaten. Yani en büyük sermayenin hayatta ve sanatta samimiyet olduğunu düşünüyorum. Samimiyseniz işler kolaylaşıyor. Mesela Gezi programı yaptım. Gezi programımın neredeyse 12 yıl sürmesinin tek nedeni tabii ki tecrübelerim var. Anadolu bir ailenin çocuğuyum. Gittiğim yerlerle ilgili fikrim var. Oradaki insanlarla ilgili fikrim var. Ama esas ana şey hiç plan programı yapmadan olduğu gibi davranmaktı bence. Kolay oluyor. Siz 12 yıl deyince ben gerçekten şaşırdım. Uzun yıllar Gezi programınızı seyretmiş biriyim ben aynı zamanda. Ama sayıyı söyleyince insan... Yani epey çok, oldu çok yani. Ciddi bir eksik zaman. İki fazla oldu yani. Yani 10 yıl deseniz ne olacak? Yani, yani evet, evet. Bir fiziki dayanıklılık gerekiyor. İki o disiplini düzeni sürdürebilmeniz gerekiyor. Bu ekip işi de çünkü aynı zamanda belki... Kişiliğinizin, karakterinizin, belki oyunculuğunuzun önemli katkılarını alıyorsunuz onu yaparken de, ama ciddi bir zaman. Şimdi tabii ilk başta bir yorulduk şöyle. Mesela 5-6 program, acaba ne yapacağız telaşı. Şimdi televizyonculukta takdir edersiniz şöyle bir şey var. Mesela bir proje yapıyorsunuz ya da bir yönetmen bir film tasarlıyor. Belki 10 yıl emek veriyor. Sonra o filmi yapamıyor ya da yapıyor. 2.80 diyorlar ya argo tabirle, öyle oluyor. Ya da bir dizi çekiyor, iki bölüm sonra kalkıyor filan. Bazen de aklınızın ucundan geçen herhangi bir şey. Ben Gezi ile ilgili daha önce bir test yapmıştım. Mesela Ankara'da Beypazarı'nda çekmiştim mesela. Mansur Yavaş o zaman belediye başkanıydı Beypazarı'nın. Öyle bir Gezi testi Hayrettin diye bir arkadaşımla çekmiştik. Sonra aradan yıllar geçti. İşte Kanal A'da bir şey yapıyordum. Alper Tan kulakları çınlasın. Alper abiyle konuşurken Alper abi bu tarafa doğru kanalize etti beni sağ olsun. Bizim aklımızdan geçmeyen hiç iş. Birdenbire önceden de bir kere denemişiz zaten. Bizim için ekmek oldu. Orası için iyi bir iş oldu. Hem gezdik hem ülkemizi tanıdık. Bir de farkı şu. Şimdi tiyatroda, sinemada, orada burada bir metin var. Sizi biri görevlendiriyor. Bir şey oynuyorsunuz. Mecbursunuz öyle yapmaya. Burada sizsiniz. Gafur uzun ersiniz. Hayatla ilgili, sanatla ilgili ne biriktirdiyseniz. Gittiğiniz yerde onları söyleme şansınız oluyor. Kendi yani cümlenizi seyirci, kurma. Yaşa. Ağzınız bal yesin derler ya. Aynen kendi cümlenizi kuruyorsunuz. Öyle ya da böyle. Yanlış ya da doğru. Ben mesela güzel Türkçe konuşabilen bir adam değilim yani. Hakikaten değilim. Ama olduğum gibi konuşuyorum. Yanlış da konuşsanız sizi kabul ediyor. Çünkü samimi oluyorsunuz. Benim en büyük avantajım orada kendim olabilmek ve kendi cümlemi sizin buyurduğunuz gibi kurabilmekti. Dolayısıyla keyif aldığım benim için şahane bir iş oldu. Sonra da yoruldum ama mesela şimdi de yapabilirim o işi. Çünkü alıcısı var. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. Ama yapasım yok. Çok net oldu bu. Yapasım yok artık. Fiziki yorgunluk mu yoksa bir doygunluk mu? Bazen öyle de olabilir. Kişisel olarak da olabilir. Yani tamam yaptım. Bununla ilgili performansı koyduk ortaya. Şimdi önümüzdeki maçlara doğru bakalım yani. Ya öncelikler değişiyor. Şimdi yine mesela bir proje çalışıyoruz. Şu anda bir hocamla, bir profesörle. İçinde hem resim var hem o geziyle ilgili deneyimlerim var. Olur olmaz. Ona şöyle, dün hocamla sohbet ettik mesela. Hocam bu keyif eder, canımızın istediği bir şey. Aklımıza yatmazsa yapmayız, yatarsa yaparız. Hasbel kader tabii zamanın içinde oluşmuş ilişkilerim var. Sağ olsun onlar da teveccüh gösteriyor. Abi şöyle yapalım, şunu yap, böyle yap filan. Ama ben tabii Gezi programını belki bir tur daha isterim yapmayı. Çünkü çok deneyimim var, keyif de alıyorum. Ama esas itibariyle mesela oyuncuyum. İşte özellikle sinemada. İnşallah en son çalıştığım filmdeki gibi, Kerdi filmin adı.
şu anda bekliyor, festivaller için çıkacak. Diyelim ki Berlin Festivali'ne, Kanada'ya, oraya buraya falan bir yerlere hoca gönderecek. Yani öyle başka mahallenin işi diyeceğim, bugüne kadar oynamadığım tarz. Çünkü açık sevdiniz söyleyeyim. Sevdiniz mi Oga Furuzuneri? Sevdim, sevdim. Yani başka şu... Zorladı da mı sevdiniz? İşte evet, evet. Zorlanmak güzel bir şey. Yani kolay bir şey zaten yaparsınız. Sizi heyecanlandıracak. Acaba ben bunu becerebilecek miyim? İkide bir hocam soruyorum. Hocam pişman mısınız? Mutlu musunuz? Beni çağırdınız ama vesaire diye. Film çıkmadı hala soruyorum bazen konuşunca. Sağ olsun buraya da geldiler. Ondan sonra diyorum hocam yok yok hiçbir pişmanlık yok. Gayet iyiydin tamam diyor filan. Şimdi başka işler yapmak istiyorum. Beni zorlayacak ondan sonra. Ben çünkü oyuncu olarak yani %50 bile kullanıldığımı düşünmüyorum. Çok işte oynadım. Ama yani çok doğru kullanıldığımı düşünmüyorum. Kötü oynatıldığımızı da çok düşünüyorum. Allah Allah. Ve bunu akılda edemedik. Neyi kastediyorsunuz? Yani mesela tiyatro için mi, sinema için mi, diziler için mi? Yani ne için söylüyorsunuz? Mesela bence şu. Mesela rol kaba tabirleri de söylüyorum kusura bakın. Rol kestirdiler bize. Yani rol yapmaya gerek yok yani. İnandırıcı olduğunuz zaman meseleyi hallediyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz. Sonra akıl ediyorsunuz. Ya diyorsunuz. Beni yanlış yönlendirmişler. Ben de akıl etmemişim. Kabahatin büyüğü tabii kendimizde. Yani onu bir şekilde akıl etmeliydik. O bahsettiğiniz şeyin içine şimdi sizin adınızı savunma yapmak da istemiyorum o anlamda. Ama şunu düşünüyorum. Samimi bir şey söyleyeyim mi? Geçmiş dönem işlerine baktığımızda çok kıymetli şeyler de var oralarda. Onu tabii, da biliyoruz tabii elbette. Tabii yaptık canım. Çok güzel şeyler var. Hepsini demiyorum ben. Bazen tabii, tabii. Diyorum. Ama bazen dönemsel olarak ben bazı şeylerin hem Türkiye'de hem dünyada bir dönemin mesela jest mimikte daha abartı, oyunculukta evet, falan öyle şeyler olduğunu evet. görüyoruz ve bugün de daha sadeleşerek sanki geldiğini evet, düşünüyorum. Evet. O mukayeseyi yaptığımızda çok kıymetli işler var. Sanki o tecrübeden sonra bu bulunmuş gibi de geliyor evet, bir yönüyle. Evet tabii tabii. Şahane bir şey. Bu tespitiniz çok doğru. Onlar işte biz tecrübe edilenler grubuna girdik ucundan. Sonra hani aydık ama bundan sonra kullanacağız inşallah. Çok iyi oyunculuklar çıktı o esnada ya yani tabii, yıllarla. Tabii var samimi oyunculuklar var. Çok şey var ama o dönem kıymetliydi. Hı-hı. Mesela şimdi bence biraz değişti. Yani inandırdığınız zaman mesele bitiyor. En önemli şey o. Yani çok fazla altını çizmeden, abartmadan, onu giyerek falan daha doğru oluyor. Mesela ben kendi kişisel eleştirilerimi de yapmış olayım bunda. Mesela tiyatrodan tempo vardır böyle. Oyun sarkmayacak yani. Tempolu oynayacaksın. Evet. Enerjili. Evet. Şimdi televizyon programcılığında da öyle mesela. Şimdi ikimiz ne olur olmaz yani. Biraz enerjili konuşmamız lazım. Şimdi bu tempoyu ben mesela kendi hesabıma abarttığımı düşünüyorum. Tabii tiyatro yani, üzerinde mi? Yok televizyonda da oyunculukta mesela. İşte yok. Adam şöyle yapıyor mesela. Verdi. 6 ay ya daha oynayabilirim yani. Bir bakış 6 evet. ay oynuyor. Şimdi öyle. Eskiden hüt falan yapıyorduk mesela. Bunları anladık ki hiç gerek yokmuş yani tempo. Boş kes sana söyler ya ne tempo yapıyorsun sen. Tempona düşük olsun der mesela. Yani her gün bir şey öğreniyorsunuz. Evet, evet, evet. Gerçekten öyle. Bak şu anda da öğreniyorum sizden bir şeyler. Tespitler yapıyorsunuz. Estağfurullah. Tabii, seyirciyim ama bu zevkli bir alışveriş. Aynen. Gerçekten zevkli bir alışveriş. Şimdi siz o kritikleri yaptınız ama... Gerçi bunun net bir karşılığı bulunabilir mi emin değilim. Hani böyle geçmişe baktığımızda bugünün tecrübesi ve o yılların bize kattığı şeyle geçmişte ne yapıp ettiğimizi değerlendirebiliyoruz. Yani tabii. O günün 20'li yaşlar bunu anlamaya yetmez, da yetmeyebilir gerçekten. Ama uzun yıllardır genç yaşta da başladığınız için sanat üretiyorsunuz. Tahsile devam ediyorsunuz. Çünkü karakteriniz aynen. bu, mizacınız bu. 20'li yaşlardayken yapmış olduğunuz işlerde tiyatroda, sinemada, resimde her ne ise o an için bahsettiğimiz o günün doğruları neydi, eksikleri neydi? Bugüne geldiğinizde bugünün doğruları ne, eksikleri ne? Çünkü belki yolda yitirilmiş şeyler de olabilir. Şimdi şöyle. Çünkü tabii. hani sanat üretiminde işin seyirciye ulaşması, popülarite, onunla birlikte gelen aşınmalar falan da söz konusu olabilir. Bilmiyorum. Uçuyor muyum ama? Yani iç içe genel bir şeyler anlatacağım. İşte cevapları yakalarım ben herhalde. Cevapları da olmuş olur. Şimdi mesela
doğruları bir kere şansınızın yardım edip çok şahane insanlarla birlikte çalışma fırsatınızın olması ve onlardan bir şeyler öğrenmeye gayret etmeniz, bu doğru bir şey. Ama bak, bunun yanı sıra da kimi zaman siz buradakilerle berabersiniz ya, oradaki kardeşim, tamam mı, dönüyor mesela, diyor ki size bir şey söylüyor. Şimdi biz de bazılarına söylediğimiz zaman hoşuna gitmeyebilir. Mesela hep rahmet istediler. Yaman Okay, Allah rahmet eylesin, prova izliyordu müzikal kahkahada. Ben oynuyorum, beni de açıkçası sahneye yakıştırıyorlar. İyi geliyor yani onlara. Dedi ki oğlum, dedi, bak sahneye şahane yakışıyorsun. Ne bağırıyorsun ama, dedi. Bağırıyorsun sen, dedi. Bak şimdi ben çocuğum. Ulan Yaman Okay tecrübeli adam. Affedersin, salak. Yani harbiden öyle yani. Ben adama defans yaptım. Ama Yaman abi, dedim, işte seyirci burası 1000 kişilik yer filan. Arka sıradaki de beni duyacak, hayır, dedim. Ya. O kadar güzel şey söylüyor ki adam. O adam zaten oyuncu. Adam bunu biliyor zaten. Niye söylesin yani bunu? Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda gençler de var ya, o kadar çabuk oluyor ki. Defansta mı? Hemen oluyorlar böyle. Ben söylemem zaten. Öğrendim yani. Mesela durumdan vazife çıkarma diye bir şey vardır. Evet. Şimdi baktım, aa, kameranın ayağı kayıyor falan diye. Arkada, hayır artık uyarmam, bana ne, sahip çıksın kamerasına. Herkes işini bilsin. Eskiden bunu yapardım ben. Vallahi billahi. Ama bir delikanlı bana öğretti. Dedi ki, Gafur abi, kendini yoruyorsun ya. Sana ne, dedi. Adamı ikide bir koruyorsun. Adamın başına bir iş gelmesin diye kolluyorum birini, tamam mı? Kendimce acıyorum. Bırak, dedi, bir düşsün toslasın da aklı başına. Ha, doğru söylüyor, dedim. Ha, yine de insan olarak ben dayanamam. Yani Allah korusun birinin başına kötü bir şey. Kamera hakikaten düşse gelirim abi. Gelirim, para endişe etmeye gerek yok. Endişelenme yani. Hatta sana da gelirim. Ama yani biraz ikna ettim kendimi. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. O çok dostane bir tavır ve belki alışılan profesyonellikten uzak gibi bile gelebilir. Yani ama bir kere şunu söyleyeyim. Tecrübe inanılmaz önemli bir şeydir. Öyle değil midir? Annelerimize, babalarımıza da geçmişte, mekanları cennet olsun, hep şey yapmışızdır böyle. Ben kendi hesabıma çok saygı göstermekle beraber bazen jenerasyon farkından, nesil farkından falan yapmışımdır. Yani böyle hani falan değil. Yani diyoruz hepimiz, o işler bu, öyle değil, şimdi başka filan yani deriz. Hiçbir şey yani olmasa. Yaşanmışlık çok kıymetli bir şey. Evet. Hayatta da sanatta da işte bu yaşanmışlıklara kulak kabartmak gerekiyor. Ben mesela... Sizden hoca mı olur, abi mi olur? Benden abi olur, hoca olmaz. Ben hocalık yapamam. Harbiden yapamam. Mesela ben resim yaparım ama resim öğretmeyi beceremem yani. Yani ben biraz daha sanat kısmındayım. Ama mesela öğretmenlik başka bir şeydir. Şahane öğretir ama resim yapamaz mesela çok iyi. Öyle insanlar var. Çok iyi öğretir ama iyi resim yapamaz mesela. Ama benden hoca... Yani ben abilik yaparım. Tecrübelerimi paylaşırım, anlatırım. Aslında onun içinde zaten hocalığı içeren bir şeyler vardır. En önemli şey şu. Herkese kulağımızı açmamız gerekiyor. Gözümüzü açmamız gerekiyor. Tecrübeye saygı göstermemiz gerekiyor. Dün için de öyle, sorduğunuz için söylüyorum. Bugün için de öyle. Bugün de hiç değişen bir şey yok. Ben mesela resmimle ilgili biri bir şey söyleyecekse tahammül etmek için kendimi ikna ediyorum. Diyorum ki bir dakika dur. Bunda bir hayır var. Sen bunu bir iyi dinle diyorum. Bir şey diyor. Yani hemen işte benim yaptığımı kıskanıyor ya da şöyle böyle filan ya da falan filan. Değil değil ya. Başka sen, sana yarar kısmını alman gerekiyor. Hayat da böyle. Kişiye takılma, o yüzden söze bak, evet. O yüzden şunu yapmamız lazım. Özeti, sorunuzun cevabı. Herkesin bildiği bir şey vardır. Almaya gayret etmek lazım. Zengin bir hayat 40 dakikaya sığacak değil elbette. Ben o konuda kendi çerçevemizi, ne kadar mütevazı olmamız gerektiğini zorlansam da bunu anlamakta. Ha, zengin hayat benim kim oluyor? Allah hepimize zengin, bereketli hayat nasip etsin. Amin, zengin inşallah. Hayat nedir ki Gafur Bey? Tabii tabii. Mutmain olunan, çabalanan, aynen, her gün öğrenilen, aynen, alışverişin devam ettiği, aynen, hayat. Aynen. Çok şükür. Aynen. Sizinki çok zengin, güzel bir vallahi hayat. Vallahi bak, benimki şöyle söyleyeyim. Şuradaki ortamı da belki gören seyircilerimiz de çok abartmasınlar. Parayla pulla yapılmış bir şey değildir. Tamamen aklımı kullanarak, yani öyle çok zeki bir adam falan asla değilim. Aklımı kullanarak bir düzen kurmaya çalıştım. Samimiyetle ve biraz
Kimisi mesela 1.000 lirayla yapamaz, kimisi 10 lirayla yapar. Ben 10 lirayla yapmaya çalıştım. Yani kendi kısıtlı imkanlarımın içinde hayatı iyi yapmaya çalışıyorum. Bu hayatın zenginliği işte, işte benim zenginliğim, manevi zenginlik çok yani. Şükür, yoksa çok dünya şükür. Malı yalan yani, hiç gerisi hikaye. Bu bakış aileden gelen, şimdi süremizin çok sonuna geldik ama sizinle yani birkaç saattir burada beraberiz. Dünya malı yalan. Yani neyi götüreceğiz ki? Sizden sıklıkla yani şu bir saat içinde çok sık duydum. Hakikaten öyle yani, ben 53 yaşında abimi kaybettim, 53-54 yaşında mesela, hiçbir şey götürmedi. Allah rahmet etsin, babam öyle. Bir de yani tevekkül göstermek lazım. Tabii biz klasik Anadolu'lu bir ailenin çocuğuyuz. Ama ben şunu da bu arada parantez içinde açayım. Yani yerinde sayanları da sevmem bak. Yani köyde doğdum, köylü kalacağım illa. Köylülük şahane bir şeydir ama ne olduğunu anlamak lazım. Gelişmeyen değişmeyeni de sevmem. Ama işin özü var ya, ana. Allah razı olsun. Ailemiz bize işin özünün bu dünyanın yalan olduğunu öğretmişler yani. En temel bilgi bu. Bilgi bu. Tamam. Bu yani. Dünyada o yüzden de olan... yetinip kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Hmm. Ben de şunu da söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Yani öyle çok makul, mantıklı, her şeyde doğru bir adam değilim. Benim de defolarım, eğrilerim, büğrülerim, öfkelerim vesairem var yani. Çok mükemmel bir tablo çizmeyelim. Ya, şöyle bir şey var. Bütün o temeli kenara koyarak, yani dünya malı dünyada kalır, yalan dünya, yaptık ettik gideceğiz. Doğru. Tamam, evet, Allah'ın huzuruna neysek o kadar çıkacağız. İçimizde geleceğe, yani bugüne kadar hani o zengin hayat kısmı oydu. Dolu dolu yaşadık çok şükür. Bundan sonra önümüzde bir hedef, yapmak istediğimiz bir şey. Mesleki olabilir, hayatın geri kalanına dair genel bir şey olabilir. Bir cümleyle de onu duysam. Hemen size söyleyeyim. Bir cümle şu. Bir kere en önemli şey sağlık. Allah kimseye beni muhtaç etmesin. Bir. Amin. Ondan sonrasında eğer sağlığım el veriyorsa özellikle resim ve oyunculukla ilgili seçerek bir şeyler yapmak istiyorum. Resim işi hayatıma çok girdi. Geri dönüşleri de gayet iyi, şükürler olsun. Ona devam etmek istiyorum. Burada buranın tadını çıkarmak istiyorum. Doğayı ve sanatı seviyorum. Bu ikisiyle böyle haşır neşir, sağlıklı bir ömür isterim. Hepsi o. Yaptığı her işte, yaşadığı her noktada elinin, zihninin emeği, parmağının izi var. İşini severek yapanları, hayatın tadına böyle varanları tanımak ne güzel. Güzellikle zenginleştirdikleri hayatlarına şahitlik bile mutlu ediyor insanı. Sohbete doyduk, Allah arttırsın. Gönül sofrasını kuran kaldırmasın.